Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Rusya'dan bahsedeceğiz. Rusya'da hafta sonu darbe girişimi mi deyin, ayaklanma mı deyin, bana daha çok silahlı ayaklanma tanımına uygun geliyor ama doğrudan Moskova'ya yürüyüşe geçtiği için isyancılar darbe girişimi de diyebiliriz. Oradaki hareketlilik hala bitmedi. Türkiye'de ve dünyada medyanın çoğu bunun bittiğini söylüyor. Ben size neden bitmediğini anlatacağım kendimce kanıtlarıyla. Neden bunu anlatacağım? Çünkü Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek. Onun da neden olduğunu söyleyeceğim. Önce bir haber vereceğim size. Pek sık rastlamadığımız bir yolsuzluk haberi. Son zamanlarda pek sık rastlamadığımız bir yolsuzluk haberi. Türkiye Varlık Fonu'nun önceki başkanlarından Mehmet Bostan. Türkiye Varlık Fonu ne? Türkiye Varlık Fonu biliyorsunuz şu anda Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında. Başkan vekili aynı zamanda İstanbul Borsası'nın da başkanı olan Profesör Doktor Erişah Arıcan. Türkiye'nin çok önemli varlıklarını, Türk Hava Yolları'ndan tutun işte bütün kamu bankaları, Telekom, Turkcell, yani telekomünikasyon şirketleri, daha pek çok varlığını bir internet sitesine girip Türkiye Varlık Fonu yazarsanız görürsünüz hangi varlıkları denetlediğini. Bunları kontrolünde tutuyor. İstanbul Borsası da dahil. Ve denetimden çok denetime açık değil. Yani Cumhurbaşkanlığına bağlı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin içinde görülüyor faaliyetleri filan. Her neyse Türkiye Varlık Fonu'nun önceki başkanlarından Mehmet Bostan. Mehmet Bostan'ın başkanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı'na bağlı değildi. Türkiye'de o zaman başbakanlık vardı. Binali Yıldırım vardı başbakan olarak da. Binali Yıldırım dönemine ait. Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuğ'da efendim tutuklanmışlar. Devlet malına zarar vermek nedeniyle tutuklanmışlar. Neden? Çünkü bunlar Türkiye'ye yatırım getireceğiz demişler. Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım getireceğiz demişler. Fakat yatırım falan yok. Ama bu iki arkadaş iddiaya göre ki tutuklanmış. Polis bir hafta süren sorgu ardından ikisini de tutuklamış. Devlete zarara uğrattıkları gerekçesiyle 25 milyon dolar da bu 25 milyar dolar güya gelecek yatırımın komisyonu olarak demek ki almışlar. Öyle anlıyoruz. İddianameden henüz okumuş değiliz. Ama tutuklanma haberini Toygun Atilla, gazeteci Toygun Atilla, Patronlar Dünyası isimli bir site yönetiyor. Orada duyurdu. Önemli bir haber. Bu yüzden tutuklanmışlar. 25 milyon dolar devleti zarara uğratmışlar. Yatırımda gelmemiş. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri diyor ki bu kara kutu, Türkiye Varlık Fonu kara kutu diyor. Acaba bunlar rüşvet aldıkları nedeniyle mi, rüşveti paylaşmadıkları için mi tutuklandılar diye böyle bir lafı da atmış, adres olarak Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösteriyor. Tabii Kılıçdaroğlu deyince Meral Akşener'den bahsedeceğiz. Meral Akşener'in hafta sonu İYİ Parti Kongresi, 24-25 Haziran İYİ Parti Kongresi'nde yeniden seçildi Meral Akşener. Fakat konuşmasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerde bulundu, hem İYİ Parti adına şey yaptı, öz eleştiri yaptı. Keşke dedi hayatımın pişmanlığıdır o 15 milletvekilini istemeseydim dedi. Bunu ayrı bir program konusu yapacağız. Bunu ayrı bir sohbet konusu yapacağız. Çünkü ittifaklar işine filan da gireceğiz. Biraz hani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilere filan da yani geçiştirilecek bir konu değil. Meral Akşener ve İYİ Parti kurultayına ayrı bir konu yapacağız. Özür dilerim. Şimdi gelelim Rusya'ya. Efendim hafta sonunda Cuma günü 23 Haziran'da bu Wagner diye bir paralı asker ordusu var Rusya'da. Başında suç dünyasından gelen, işte önce yeme içme sektörüne girmiş, orada zenginleşmiş. Sonra bir paralı asker ordusu kurmuş. Wagner diye. Bu kişinin adı Yevgeni Prigozhin. Yevgeni Prigozhin bir asker kökeni falan yok. Dediğim gibi suç dünyasından geliyor. Hırsızlık sabıkaları var, işte bir sürü sabıkaları var. Böyle bir kişi. Fakat bu paralı asker ordusuyla Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adeta başka ülkelerde, uzak coğrafyalarda gayri resmi hani komuta heyeti falan gibi çalışmış. Özür dilerim. Çalışmış. Afrika ülkeleri daha çok işte Libya'da Türk askerlerine karşı da savaşmışlardı ya da Türkiye'nin desteklediği hükümet güçlerine karşı da. Mali, Sudan, yani buralarda ve başka Afrika ülkelerinde çok yoğunlar. Rusya'nın uzantısı olarak çalışıyorlar. Rusya güya görünmüyor. Vekaletler savaşı deniyor ya buna. Vekaletler savaşı, yani resmen o ülke orada değil ama işte kendi grupları, kendi desteklediği gruplar orada gibi. Onu deniyor. Bu Wagner Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında da devredeydi ve devrede hala. Yani Rus ordusu büyük bozgunlar yaşadı ama bunlar işte devredeydi. Son zamanlarda Prigozhin Savunma Bakanı Sergey Şoygu suçlamaya başladı. Bize silah vermiyorlar diye, bize cephane vermiyorlar diye. Ondan sonra bu tartışmalar şeye büyüdü. İşte bunlar doğru düzgün hazırlanmadan Ukrayna savaşına girdiler. Putin'i kandırdılar. Sadece o değil, bir de Gerasimov var. Valeri Gerasimov, o da Genelkurmay Başkanı. İkisini de suçluyor. Bunlar görevden alınsın diye ayaklandı. Ve Putin çok sert çıktı. İhanetle suçladı filan. Fakat çok özür dilerim ya. Fakat şey yapamadı. Yani bunları ezmek yerine Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko bunun arabuluculuğuyla bir sulh oldu gibi bir şey oldu. Durdu, geri çekilmeye başladı. Rostov diye çok önemli bir şehri almışlardı bu güçler. Ve Moskova'ya 200 kilometre yaklaşmışlardı bir gün içinde. Şimdi bu tabii bir ayaklanma, bastırma sınıfına girmeyen bir durum. Neden? Şimdi tek tek saymaya başlayalım. Öncelikle bu Prigozhin, yani Wagner'in işte kurucusu Prigozhin, sadece ilerlemeyi durdurduğunu ve Rostov'dan çekilmeye başladığını söyledi. Ve özellikle de 200 kilometre yaklaştıklarını vurguladı. Bu çok önemli. Bizim tarihimizde de var. 2. Mahmut döneminde 1833'te Mısır valisi, o zaman Kavalalı Mehmet Ali Paşa, İstanbul'a yürüyüşe geçiyor. Mısır'a özerklik istiyor. Mısır benim olsun, Suriye'de benim olsun diyor. Mısır, Suriye, oralar benim olsun diyor. Osmanlı ordusu çok zor durumda. Kütahya'da ancak durdurulabiliyor. Daha doğrusu Kavalalı Mehmet Ali duruyor. Çünkü Rus ordusu o zaman Osmanlı'ya yardım ediyor. Hani İngilizler Mısır'ı almasınlar diye. Fakat İngiliz ve Fransızlar da Ruslar Boğazlar'da hakimiyet kurmasın diye Osmanlı'yı destekliyor. Türk İmparatorluğu'nu destekliyor. Her neyse 1833'te Kütahya'dan geri dönüyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Suriye'yi değil ama Mısır'ı alıyor. Mısır'ın özerkliğini alıyor. Böyle bir şey. Yani burada kaybeden kim? Hani güya bakıyorsunuz isyan bastırıldı ama kaybeden kim? Osmanlı İmparatorluğu olmuş o dönem. Sultan II. Mahmut dönemi. Sanki buna benziyor. Yani birinci şey bu. Ben isyandan vazgeçtim demiyor. Taleplerini söylüyor. Sadece geri çekilmeye başladım diyor. Neden? Çünkü Lukashenko Beyaz Rusya, Belarus devreye girmiş. Yani bu böyle. Bunu zaten geriye çekildiğini açıklayan da ikinci faktöre geldik. Lukashenko diyor ki karışıklık ortadan kalkana kadar da Prigozhin burada kalacak diyor. Belarus'ta kalacak diyor. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Putin, güçlü Putin değil mi? İhanet sözüyle yapıyor ki Prigozhin'e vatana ihanetten ve isyana teşvikten, askeri isyana teşvikten soruşturma başlatıldı daha Cuma günü. Sert karşılık vereceğini söylemesine rağmen demek ki zordaki bir arabulucuya ihtiyaç duyuyor. Yani ordularına gidin bunları vurun demiyor. Gerçi bir iki akın düzenlendi. Jetler konvoyu vurdular. Wagner konvoyunu filan. Üçüncü neden. Putin'in sözcüsü var. Dimitri Peskov. Sık sık adını duyuyorsunuzdur siz de. Bunun söylediğine göre Prigojin'e anlaşmanın, yani durdurma, ilerleyişi durdurma anlaşmasına göre Prigojin aleyhine açılan soruşturma durdurulmuş. Ayrıca isyana katılan askerlere de soruşturma açılmayacağı sözü verilmiş. Bu da bir kazanç sayılmaz Putin için. Dördüncüsü Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin. Orada belediye başkanlığı çok farklı. Yani hakikaten işte şehrin güvenliğinden de vesaire her şeyden belediye başkanı sorumlu. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını açıklamış. Pazartesi günü 26 Haziran'da tatil demiş her yer ve vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın demiş. Yani gerilim bitmemiş, devam ediyor. Öyle hani geri çekilme başladı, isyan sona erdi falan diye bir şey yok. Ha, şimdi Kavalalı Mehmet Ali Paşa örneğini size verdik. Neden yok? Çünkü yani öyle bir kötü alışkanlık şey yaptı ki Putin. Yani göz yumdu, bir kendi ordusunun, Rus ordusunun yanı sıra bir başka silahlı gücün boy vermesine siyasi nedenlerle göz yumdu. Şimdi bunun cezasını çekiyor. Hani bir Frankenstein vardır ya, korku filmi. İşte böyle bir doktor, deli doktor işte cansız beden parçalarından bir canavar yaratır Frankenstein, sonra ona düşman olur. Böyle bir şey. Tabii ilginç olan şey bağımlılık geliştirmesi. Çünkü dediğim gibi Afrika ve başka da coğrafyalarda Wagner güçlerine bağımlı duruma geldi. Bu gerçekten enteresan bir şey. Benzeri bir durumu yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa örneğini vermiştim. Daha yakın 1993'te Azerbaycan'daki ayaklanmada da Albay Suret Hüseyinov Gence'den yola çıktı Bakü'ye doğru. O zaman Nahçıvan'da meclis başkanı olan, yani biraz siyasetin şeyinde, göçebe çadırında bulunan Nahçıvan'da meclis başkanıydı Haydar Aliyev. Durdurdu onu, yapma etme filan. Suret Hüseyin'i başbakan yaptılar. 2 yıl sonra Haydar Aliyev başa geçti. Ebu'l-Fezelçi Bey'i devirdi filan, neyse. Ondan sonra 2 yıl sonra hop diye tutukladılar adamı hapiste. Şimdi böyle örneklerimiz de var. Yalnız bunları niye ben size anlatıyorum? Bir şey ihtimali var, bunu söylüyorum. Şimdi diyor ya işte Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı görevden alınsın. Belki istihbarat şefi de, Sergey Narışkin, dış istihbarat şefi görevden alınsın diyor. Şimdi bakacağız, bunlar görevden alınacak mı? Eğer bunlardan hepsi ya da bir kısmı görevden alınırsa o zaman ne olacak? O zaman ayaklanma ancak isyankarın yani Prigozhin liderliğindeki Wagner paralı askerlerinin talepleri, hani bir zamanlar Yeniçeri ayaklanması gibi canım, Yeniçeri'den hani sadrazam kellesi istermiş, vezir kellesi istermiş, ona benziyor. Bakacağız oralar gidecek mi, yani oradaki şeyler gidecek mi? Bu az önceki Suret Hüseyinov örneğini bana gazeteci arkadaşım Fuat Safarov, Moskova'da yaşar, o hatırlattı. Onu da böylelikle anmış olalım. İyi iş yapana kredisini veriyoruz arkadaşlar. Az önce bakın Toygun Atilla'yı teşekkür ettik iyi haberi için. Şimdi de Fuat Safarov. Şimdi şey yapıyoruz, geliyoruz Türkiye'ye etkilerine. Şimdi velev ki danışıklı dövüş olsun, velev ki Putin Prigozhin'le danışıklı dövüş yaparak tasfiye etmek istediği bazı isimlerden bu vesileyle kurtulmak istedi. Öyle ya da böyle hem Türkiye'de hem dünyada bu Putin'in güç kaybı anlamına gelecektir. Yani ister danışıklı dövüş olsun, ister gerçekten ayaklanmış olsun ki burada da bir ayrıntı var. Putin Prigozhin'i işte Batı'nın ajanı olmakla, onlara satılmakla filan suçlamadı. Şahsi hırsları nedeniyle suçladı. Bu da enteresan bir nokta. Çünkü çok kolay bir şey değil mi? Dünyanın her yerinde çok kolay. Yani dış güçler Batı'nın ajanları filan diye çok kolay suçlanabilir. O yola gitmedi. Mecbur çünkü. Yani Wagner'i dağıtamıyor. Şu anda dağıtamıyor en azından. Prigozhin'den şu anda vazgeçemiyor en azından. Böyle bir durum olduğu anlaşıldı. Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya getirdikleri de var. Çok önemli bölgeleri aldı. Kırım, işte Donetsk, Luhansk falan buraları aldı ama ordunun ne kadar kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Yani Rus ordusunun daha çok işte füzelerle ve hava gücüyle var olduğu ortaya çıktı. Yani kara birliklerinin durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı. Her neyse, Putin'in güç kaybı esas Türkiye'yi ilgilendiren şey. Putin'deki bu güç kaybı algısı yayıldığı müddetçe Türkiye-Rusya ilişkileri bundan etkilenecek. Neden etkilenecek? Şimdi diyeceksiniz ki ya ülkeler arasındaki ilişkiler biri gelir biri gider kardeşim. Yani buna bağlı değildir. Öyle demeyin. Son zamanlarda Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkiler büyük oranda, bakın büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasındaki şahsi yakınlık üzerinde yükseldi. Ya bunun çok önemli bir etkisi var. Bunu Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Yani Türkiye'nin işte siyasi görüşmelere ev sahipliği yapması daha krizin başlarında. Ondan sonra işte bu tahıl anlaşması, esir değişimi anlaşması filan, bunlar da keza işte Türk akımı, doğalgaz boru hattı şeyi. Bunlarda şeyin çok önemli etkisi var. Yani Erdoğan ve Putin'in arasındaki ilişkinin. Putin güç kaybederse Moskova'da, Putin güç kaybederse bu Türk-Rus ilişkilerini ne yönde etkiler? Bana kalırsa olumsuz yönde etkiler. Türkiye ve Rusya'nın çok çeşitli alanlarda artık ilişkileri var. Yani mesela bir S-400 füze alımını nedeniyle biliyorsunuz NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlar hala yaşanıyor. Dolayısıyla Putin'in güç kaybedip kaybetmediğine bakacağız. Onun için de işte acaba Prigojin'in istediği komutanları, bakanları görevden alacak mı, almayacak mı? Ne tür değişiklikler yapacak? Yoksa acaba ezecek mi olduğu gibi? Tamam, Afrika ile de sonra ilgileniriz deyip ya da Orta Asya ile sonra ilgileniriz deyip, bilmiyoruz. Şu anda bilinmezlik var. O yüzden diyorum, kriz devam ediyor ve bu krizin devamında Putin güç kaybıyla çıkarsa buradan, ki şu anda sanki Putin güç kaybıyla çıkacakmış gibi duruyor, Türkiye-Rusya ilişkileri de bundan olumsuz etkilenebilir. Gelişmelere bu gözle bakmak lazım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.